Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah geride bıraktığımız 9. dersin video kaydını yapmaya gayret edeceğiz. Konumuz la unnafiye lil cins, yani cinsini nefyeden la hakkında olacak inşallah. El kavaidu, kaideler, la ennafiye lil cins hiye harfu nefi. Birincisi, unutmamamız gereken bir nokta, la nafiye lil cinsinin bir harf olduğu ve nefi, yani olumsuzluk harfi olduğudur. La ennafiye, zaten bakın adı üzerinde, la ennafiye yani nefyeden la, yani olumsuzluk la'sı, yani olumsuzluk ifade eden bir harftir la ennafiye lil cins. Ma'naha, şimdi gelelim la ennafiye lil cinsinin manasına. Nefi ma'na haberuha an kullu ifrat cinsu ismuha ve hiye tufidu te'kidu nefi mislu ma tufidu inne te'kidu lisbet. Şimdi bizim la unnafiye lil cinsimiz haberinin manasını nefyeder. Haberinin manasını nefyeder. An kulli efradı cinsi ismuha, yani isminin cinslerinin tamamından haberinin manasını nefyeder. La unnafiye lil cinsi. Mesela la ilahe illallah dediğiniz zaman Allah'ı ne yapmış oluyor burada la unnafiye cinsi? Nefyetmiş oldu. Haberinin manasını nefyetmiş oldu. İsminin bütün cinslerinden. Ve hiye tufidu te'kidun nefi. La unnafiye lil cinsi, yani olumsuzluğun tekidini, tekidun nefi, olumsuzluğun tekidini ifade eder. Müslüme tufidu inne tekidil isbat. Nasıl ki inne ve kardeşleri isbatın tekidini ifade ediyorlarsa, la unnafiye lil cinsi de nefilihin, yani olumsuzluğun tekidini ifade etmek için cümlede kullanılır. Ameluhe, peki la unnafiye lil cins nasıl amel ediyor, ona bakalım. Tu'melu amele inne. İnnenin amelini yapar, yani fetensebul isme, ismi nasbeder, ve terfeul haber, haberi de merfu kılar. Yani biz la unnafiye lil cinsi gördüğümüz zaman hemen peşinde müpteda ve haberi arayacağız. Müptedayı mansup, haberini ise ref yapmayı unutmayacağız. Et tevdih, gelelim açıklamaya. Vel maksudu fi hazel bab min nefi el cins. Bizim bu bapta, yani bu işleyeceğimiz konuda nefi cinsten kastımız şu. Ey yani nefi nefyul hükmül mefhumi. Yani anlaşılan hükmün nefyedilmesidir. Min me'nel haber. Haberin manasından anlaşılan hükmün nefyedilmesidir. An cemi'i efradi cinsil müpteda. Müpteda cinsindeki fertlerin tamamından haberden anlaşılan hükmün nefyedilmesidir. Ve leysel murad nefil cinsi nefsehu. Buradaki bizim muradımız cinsin bizzat kendisinin nefyedilmesi değildir. Cinsin bizzat kendisinin nefyedilmesi değil, cinsin fertlerinin tamamının nefyedilmesidir. Lennen nefye, çünkü nefyetme olayı la yeteveccehu lizzevat. Çünkü nefyetme olayı bizzat kişilere doğru yönelmez. Ve innema yeteveccehu lil ehkam. Muhakkak ki nefyetme olayı ne yapar? Hükümlere doğru yönelir, kişilere doğru yönelmez. Ve hâze, bu bölüm huvel kısmü thâni, ikinci kısımdır. Min hurufün nâsıha lil iptidâ. Yani müpteda için nash eden harflerden ikinci kısımdır bu. Birinci kısım neresi? Birinci kısım inne ve kardeşleri. İkinci kısım la unnafiye lil cinsidir lil iptida. Yani müptedayı nesh eden harflerin ikincisidir bu. La unnafiye lil cins. Ve huve, o da la unnafiye lil cinsdir. Ve hiye, bu harfu nefi, ca'en nassan. Harfu nefimiz geliyor. Niçin? Nassan li istigrakın nefi, yani nefiyi kılmak için, li efradil cinsi küllihe, yani ferdin cinslerinin tamamında bu nefiliği kılacağız. Bakın unutmayın, bizzat ferdin kendisinde değil, fertlerin cinslerinin hepsinde nefilik kılmak için geliyor bizim la unnafiyemiz. Ve hiye, o tu'melu amele inne en nasiham,
Ve bizim bu levun nafiyelil cinsimiz inne ve kardeşlerinin amelini yapar. Fetensebul ismi ve terfeul haber. İsminin nasb ve haberini ref yapar. Şimdi bakalım örneğimize. La ilahe illallah. La ilahe, herhangi bir ilah yoktur. Yani hiçbir ilah yoktur. İllallah, sadece Allahu Teala vardır. La ilahe illallah örneğimizin taliline, irabına geçebiliriz. La'un nafiye lil cinsini bakın cümlemizin ilk başında görmekteyiz. Ve la'un nafiyeden sonrasını artık ne diye ayıracağız? Müpteda ve haber olarak. Bakın ilahe burada müftedadır ve nedir? Mansuptur. Allah lafzı da burada nedir? Normalde merfu gelmesi lazım. Ama o da illa ile istisna edatından dolayı mansup gelmiştir. Şuraya ikisine birlikte fi mahalli ref diye burayı ne yapabiliriz? İkisini burada merfu diye irab edebiliriz. La fadla memkutun cümlesini irab edelim. La la'un nafiye lil cins. Fadle ismu la, artık ismu la diye irab edilebiliyor mu bilmiyorum ama ismu la diyelim biz. İsmu la mansubun bil fetha, memkutun ise haberula merfun bil dammem. Memkut kınanan anlamında, kızılan. Yani la fadle, hiçbir fazilet yoktur ki memkutun kızılmış olsun, yerilmiş olsun, nefret edilmiş olsun tarzında burayı yorumlayabilirsiniz. Sayın hocalarım. Ve tu'melu la ennafiye lil cins amelu inne bi şurutu sitte. Yani la ennafiye lil cins innenin amelini yapabilmesi için 6 tane şarta ihtiyaç duyuyor. Şimdi bu şartlarımıza bir bakalım. Birincisi en tekuna nafiyetu lil cins. Yani la ennafiye lil cinsinin cümlemizde bulunması lazım. İkincisi en yekun el hukmul menfi biha mustagrakan efradı cinsu ismuha kulluhum. Yani kaidemizde de bahsettiğimiz gibi la ennafiye lil cinsinin bir ferdi değil, ferdin cinslerinin tamamını nefyediyor olması lazım. Üçüncü şart en yekuna ismuha ve kabiran nekratayn. Mutlaka la'un nafiye lil cinsinin ismi de haberi de nekre olması lazım. Bu ibareden anlıyoruz ki bizim az önce yaptığımız irab doğru. Yani la'un nafiye lil cinsinin ismidir ve mansuptur. La'un nafiye lil cinsinin haberidir ve merfudur. Bu şekilde irabımız doğru. Demek ki ismi ve haberi deniyor. Ve ikisinin de nekre gelmesi zorunluluğu var. Dördüncü şartımız ela yufassilu beynehe ve beyne ismihe bifasıl. Yani la'un nafiye lil cinsi ve isminin arasına herhangi bir fasıla, herhangi bir ayraç ve farklı bir kelime girmemesi lazım. Yani la ilahe de olduğu gibi ismi hemen la'dan sonra gelecek. La fadle de olduğu gibi ismi hemen la'dan sonra gelecek. Beşinci maddemiz ela yedhulu aleyhe harfu cer. Ve aynı şekilde ne yapmaması lazım? La'un nafiye lil cinsine bir harfi cerin girmemiş olması lazım. Şurayı böyle alalım. Ela yedhulu aleyhe harfu cerden kasıt muhtemelen ismi sayın hocalarım. Yani la'un nafiye lil cinsinin isminin başına bir harfi cer gelmemesi lazım. Buradan ben onu anladım. İkincisi ela yetekaddemu haberuha aleyhe. İkinci, altıncı olarak ise ismi yani haberi isminden önce gelmeyecek. Ela yetekaddemu haberuha aleyhe. Yani haberi isminden önce gelmeyecek. Felev tukaddime, eğer gelirse uhimmilet, yani ihmal edilir, yani görev uygulanmaz. Ve tekerrurat, ve tekrar edilir. Uhimmilet, yani amel etmez. Ve tekerrurat, ve tekrar edilir. Bakalım bununla alakalı örnekler gelirse eğer onlardan da bahsederiz. Evet, fe'in istenfet la hazihi şurut. Eğer la'un nafiye bu şartların hepsini taşırsa, bu altı şartın tamamı bizim la'un nafiyemizde bulunursa, yani la'un nafiye bundan istifade ederse, tekunu nafiyete lil cins, o zaman cinsinin nefyeden la'ya dönüşür. Ve yecibu i'maluhe, ve amel etmesi gerekir. Yani isminin nasb, haberini ref yapacak. O zaman burayı şöyle alalım bir daha. Eğer bu altı şart bizim la'un nafiye lil cinsimizde varsa, o zaman o la'un nafiye lil cinsidir ve amel etmesi gerekir.
isminin nasb haberinin ref yapması gerekir. Tıpkı inne ve inne gibi. Diğer bir konu başlığımız ehkamu ismu la ennafi lil cins. Yani la ennafi lil cinsinin isminin hükümleri. Yani la ennafi lil cinsinin ismi nasıl olmalı? Şimdi ona bakacağız. İsmu la ennafi lil cinsi lehu haleten. Yani la ennafi lil cinsinin ismi iki şekilde gelebilir. İki şekilde gelebilir. Bunlardan birincisi. En yekune mudafen ev şebihen bil mudaf. La ennafi lil cinsinin ismi ya muzaf olan bir kelime olacak ya da şibhi muzaf olacak. Ve huve el ismun nekira ellezi ittesele bihi şeyun yetimmimu me'nâ. Şimdi zaten biz ne dedik kural gereği? La ennafi lil cinsinin ismi nekre olacak. Yine nekre olacak ve öyle bir nekre ki kendisine onun manasını tamamlayan başka bir kelime bitişecek. Bu da şu demek, la ennafi lil cinsinin ismi muzaf olacak. O muzafın manasını tamamlayan başka bir kelime de kendisine bitişecek. Ve bizim la ennafi lil cinsimizin ismi muzaf ya da şibhi muzaf olacak. Ve hükmühü eğer böyle olursa ne olur? Vücubul yarab, irab gerekir. Yani mansub olması gerekir. Feyunsabu bil fetha, fetha ile mansub olacak. Zahiren ya da takdiri bir fetha. Tabi bu gelen kelimenin cinsine göre zahiri ya da takdiri fetha olacak. Ev ma yenubu anha veya fetha alamıyorsa fethanın yerine gelen bir şey alacak. Bizim bu niyabi irab dediğimiz fer'i irab olarak eğer fetha almasını engel bir durum varsa fethanın yerine başka bir hareke alabilir. Bunu da geldiği zaman açıklarız eğer örnek gelirsem. Ve misalu ismullah. La'un-nafiyenin muzaf, la'un-nafiyenin isminin muzaf olduğu duruma örnek bakalım. La talibe hakkın, yani hiçbir haklı, hak sahibi öğrenci yoktur ki, hiçbir la talibe hakkın, yani hiçbir hak isteyen yoktur ki, hak isteyen diyelim buna, öğrenci değil, talip, hak isteyen yoktur ki, memkut yani yerilmiş, kızılmış olsun. Şimdi cümlemize baktığımız zaman bir la ennafiye lil cinsi görüyoruz. İnne gibi amel ettireceğiz. Bunu aynı zamanda mebnidir bu la ennafiye lil cinsi. Çünkü harftir, nefi harfidir ve harfler mebnidir Arapçada. La ennafiye lil cinsin haberini bulalım önce. Memkutun haberidir ve merfudur. Yani haberu la merfuun tarzında bunu irab edebilirsiniz. Şimdi geldi sıra ismine. İsmi bakın burada talibe kelimesi. Talibe kelimesi İsmu la ennafiye lil cinsi mansubun bil fetha, hakkın ise muzafın iley. Aynı zamanda bizim la ennafiye lil cinsinin ismi olan talibe burada muzaf konumundadır. Fetalibe, bizim bu cümlemizdeki talibe kelimesi, ismu la ennafiye lil cinsi mansubun bil fetha, la ennafiye lil cinsinin ismidir ve fetha ile mansuptur. Liennehu mudaf, çünkü o muzaftır. Ve misalu ismu la, yine la ennafiye lil cinsinin isminin şibhi muzaf olduğu duruma geleceğiz. Şimdi şibhi muzaf olduğu duruma gelelim. La naşiden hayran mağmur. Yani hiçbir naşiden arayan, hayrı arayan yoktur ki mağmur yani meşhur olmasın. Yani hiçbir hayrı arayan yoktur ki bu meşhur biri olmasın anlamında bir cümle var. Şimdi burada bizim şibhi muzaf dediğimiz olaya gelelim. Normalde Arapçada muzaf ve muzafın iley olması için bakın nekre bir isminiz olur ve bu muzaf olur. Yanına hemen kesreli muzafın iley bir kelimeniz gelir. Mana olarak nedir? Hakkı arayan. Burası hakkı isteyen. Burası ne? Hakkı arayan. Yani şuraya neşide hakkın deseydik ne olacaktı? Hakkı arayan. Burada ne? Neşiden hayrı arayan. Hayrı arayan. Bu cümle neye benziyor? Bir muzaf, muzafın ileye benziyor değil mi? Yani bizim şuradaki neşiden kelimemiz nedir? Bir şibhi muzaftır. Şibhi muzaftır. Lakin ne sigasında bakın dikkat ediniz. İsmi fail sigasında. Bir ismi fail sigasındadır. Ona da dikkat ediniz. Yani bu neşiden la ennafiye lil cinsinin ismidir ve mansuptur. Mağmurun ise şuradaki mağmurun la ennafiye lil cinsinin haberidir ve nedir? Merfudur sayın hocalarım. Şimdi B bölümüne gelelim. B bölümüne. Biz nereye okuyorduk? La ennafiye lil cinsinin iki durumu var. Ya muzaf olacak.
La'un nafiye lil cinsinin isminin iki durumu var. Ya muzaf olacak ya şibhi muzaf ya da ne olacak? En yekuna müfreden. Mutlaka müfret gelmesi gerekiyor. Leyse mudaf muzaf olmayacak. O zaman burayı şöyle özetleyebiliriz sizlere. La'un nafiye lil cinsinin ismi ya müfret bir kelime olarak gelebilir tek başına ya da muzaf veya şibhi muzaf olarak gelebilir. Az önce muzaf ya da şibhi muzaf olabilecek durumunu gördük. Şimdi de müfret bir kelime olduğu duruma gelelim. Ve hükmü vücubul bina. Yani mebni olmasıdır. Bakın mebnilik üzere vacip kılınmasıdır. Feyubna alel fethi, fetha üzere mebnidir. Ev ma yenubu anhu. Yani ya da fetha ile eşdeğer bir şey üzerine mebnidir. Fi mahalli nasb ismu la'un nafi'i lil cins. Yani şu ma yenubu dediğinden kastı bu. Fi mahalli nasb ismu la'un nafi'i lil cins. Şimdi bakalım. O zaman buradan şunu anlayabiliriz sayın hocalarım. Buradan şunu anlayacağız benim anladığım kadarıyla. Eğer la'un nafi'i lil cinsinin ismi eğer muzaaf ya da şibi muzaaf olursa biz onu irab edeceğiz. Murab bir kelimeymiş gibi mansup yapacağız onu. Ama la'un nafiye lil cinsinin ismi müfret kelime olursa ona fetha üzere mebnidir diyeceğiz. Hemen bakalım. La muallime mütekebbirun. Yani hiçbir öğretmen kibirli değildir. La muallime mütekebbirun. La'un nafiye lil cinsi harftir mebnidir. Muallime ismu la mebniyun alel feth. Mütekebbirun haberu la merfu'un biddamme. Bakın muallime burada mebni bir kelime fetha üzere. Mutekebbirin ise murab bir kelime ve merfudur. Neden? La'un nafiye lil cinsinin haberi olduğu için. Fe muallime kelimesi burada ismu la la'un nafiye lil cinsinin ismidir. Mebni'un alel feth fi mahalli nasb. Mebnidir fetha üzere ve fi mahalli nasb'tır. Bunu da unutmayalım sayın hocalarım. Şimdi burayı da açıklayalım hocam. Hem fetha üzere mebni dedik hem fi mahalli nasb dedik. Buna ne gerek var? Şunu sakın unutmayın. Mebni bir kelime nerede olursa olsun mahalli iraba tabi tutulacak. Yani muallime burada fetha üzere mebni diye bırakmayacağız. Aynı zamanda fi mahalli nasb diyeceğiz. Çünkü neden? Çünkü la'un nafiye lil cinsinin ismidir ve la'un nafiye lil cinsinin ismi mansuptur sayın hocalar. O zaman fi mahalli nasb'tır buradaki fetha üzere mebni olan kelimemiz. Hemen bir başka örneğe bakalım. La muallimani mütekebiran. Şimdi dedik ki la'un nafiye lil cinsinin ismi müfret bir kelime olacak. Ama sayı bakımından müfret olabilir, tesniye olabilir, cemi olabilir ama sayısal açıdan müfret olacak. Yani tek bir kelime olacak. La muallimani mütekebbirani dediğiniz zaman burada yine muallimani nedir sayın hocalarım? Evet, burada muallimani kelimesi la'un nafiye lil cinsinin ismidir ve fetha üzere mebnidir. Buradaki muallimani gerçekten çok ilginç. Çok ilginç. Kitabın burada yaptığı irab gerçekten çok ilginç sayın hocalar. Şimdi benim bildiğim kadarıyla tesniye kelimeler Arapçada her zaman murabtır sayın hocalar. Tesniye kelimeler her zaman murabtır. Yani biz burada muallimaniye mebni dediğimiz zaman bir de elif üzere mebni demiş. Niyabeten anil fetha. Acaba burada bu muallimani nasıl, hangi gözle görüyor acaba? Orası gerçekten çok ilginç. Şimdi ben size bunu dilimin döndüğünce önce şurayı okuyayım. Sonra da size açıklamaya çalışayım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Şimdi muallimani kelimesi, buradaki muallimani kelimesi ismu la, la'un nafiye lil cinsinin ismidir. Ve mebnün alel elif, elif üzere mebnidir. Çünkü tesniye bir kelime olduğu için muallimani diye çekilmiş. Ve elif üzere mebnidir diyor kitabımız. Niyabeten anil fetha. Yani normalde fethalı gelmesi lazım. Ama elif üzere mebni olduğu için biz ona dokunamadık. Ve o yüzden ona fi mahalli nasb diyeceğiz burada. Kitabımızın dediği bu. Li'ennehu müsenna. Çünkü müsenna olduğu için biz burada böyle yapacağız. Mütekebbirani ise haberu la merfun bil elifi. Niyabeten anil damme. Şimdi burada şu an biz bir çelişkiye düştük aslında kitapla beraber. Biz şu an burada bir çelişkideyiz. Neden?
Çünkü tesniye kelimeler, müsenna kelimeler ne yaparlar? Merfu durumlarında elif ile çekilirler sadece. Yani mansup durumlarındaki burada muallimâne, mansup durumunda la'un nafiye için, ismi olduğu için mansup durumunda. Kitabımız şöyle deseydi eğer, muallimeyni deseydim ve la'un nafiye lilinsin ismidir, o yüzden mebnidir, ye ile mebnidir, fi mahalli nasb deseydi, kabul edilebilirdi aslında. Böyle bir şey diyebilirdim. Ama böyle dediğine göre vardır bir bildiğim, vardır bir bildiği diyorum ben. Ama yine de şöyle bir mansup bir konuda muallimani gibi merfu bir sigayı kullanıp üzerine bir de mebni demesi yani gerçekten çok şaşırtıcı. Çok şaşırtıcı. Bunu şunun için yapmış olabilir. Yani normalde muallimani mebni değildir kesinlikle. Ama la'un nafiye lil cinsinin ismi müfret bir kelime olunca mebnilik kazandığı için muallimaniye mebni demiş olabilir. Ben bu kanıdayım. Ama ben olsaydım buraya yine de la muallimeyni mütekebbiran derdim. Çünkü mansupluk konumudur. Mansup çekerim. Mansup çektikten sonra mebnidir derim. Ben olsam böyle yapardım. Ama burayı bu şekilde geçelim. Fi mahalli nasb müsennadır. Fi mahalli nasb'tır. Lienne la'un nafiye tu'melu ameli inne. Çünkü burada nedir? La'un nafiye inne gibi amel ettiği için bu da onun ismidir ve bu yüzden biz buna fi mahalli nasb diyeceğiz diyor kitap. Doğru, fi mahalli nasb diyeceğiz. Şimdi yine bir benzer. Bakın mesela dediğim şeye kitap geldi bakın. Bu da kitabı şu an yanılttı. La muallimine mütekebbirun. Bak doğrusu bu. Az önce tarif ettiğim şey benim bu. Burada bakın neden muallimune demedi de muallimine dedi. Muallimine dedi çünkü la'un nafiye lincisinin ismi mansup konumudur. Bunu muallimine çekersin sonra ye üzere mebni dersin. Bakın dediği gibi ye üzere mebni demiş ama niyabeten anil fetha. Fetha alması lazımdı. Fetha alamıyor. Ye ile mansup oluyor ve ye üzere mebnidir dedi ama fi mahalli nasb demeyi unutmadı. Bakın fi mahalli nasb doğru. O zaman bu da bize şunu gösteriyor. Kitabın burada hareke yanlışı var. Burada bir harf hatası var. O yüzden sizler buraya la muallimeyni diye lütfen düzeltin. La muallimeyni ve şuranın irabını da şöyle burayı da tabii ki değiştireceksiniz. Ve buraya yazın ki muallimeyni muallimeyni ismu la mebniyun alel ye niyabeten anil fetha. Burayı böyle yazın. Göreceksiniz derste anlatan hocanız da burayı muallimeyni diye düzeltecektir. Eğer düzeltmezse ısrarla kendisine sorun lütfen. Hocam burası mansupluk konumu iken nasıl oluyor da buraya müsennanın merfu çekimi gelebiliyor diye sorun. Hemen akabinde zaten bakın burada Cem-i Müzekker Salim'in mansup çekimi kullanılmış. La'un nafiyenin ismi için hocam diye kendisine burayı delil olarak gösterebilirsiniz. Zaten kendileri mutlaka burayı muallimeyne diye düzeltecektir. Şimdi gelelim buraya. La muallimati mutekebbirat. La muallimatin mutekebbiratun sayın hocalar. Burası da la muallimatin mutekebbiratun olacak. Buradaki muallimatin çünkü Cem-i Müennes Salim'dir ve kesreyle alır fethayı. Bakın kitabımızın dediği gibi mebniyün alel kesre üzere mebnidir niyabeten anil fetha. Çünkü kesra alamaz, fetha alamaz, kesra alır. Ve la'nın ismi olduğu için, müfret isim olduğu için mebnidir dediği gibi kesra üzerine mebnidir. Niyabeten anil fetha. Mütekebbiratun ise haberullah, haberullahun nafiye lil cins ve merfuun biddamme, merfuun biddamme. Liennehu cem-i müennes salim fi mahalli nasb. Yani buna kesre üzere mebni dedik niyabeten anil fetaha ama fi mahalli nasb demeyi unutmayalım. Buna da aynı şekilde fi mahalli nasb diyeceğiz. Buna da fi mahalli nasb diyeceğiz. Bunları kesinlikle unutmayalım. Şimdi tekraru la konusuna gelelim sayın hocalarım. Tekraru la konusundan dersimize devam edebiliriz. İza tekerrarat la yani la'un nafiye lil cins tekrar ettiği zaman ve tehakkaka gerçekleşir. Fi kulli minel mukarratayn. Yani mukarratayn yani her tekrar eden de gerçekleşir. Şurutul i'malis sabika. Yani az önce saydığımız bu geçen i'mal şartları yani amel şartları her birisi için gerçekleşir. Az önce saydığımız amel şartları kaç taneydi hemen şöyle bakayım. 6 tane
amel şartımız vardı ve bu amel şartlarımızın tamamı hem birinci için hem de ikinci için gerçekleşmek durumundadır. Ne gibi? La havle ve la kuvvete illa billah. La havle, yani hiçbir kuvvet, hiçbir koruyucu yoktur. Allah'tan başka hiçbir kuvvet, hiçbir koruyucu yoktur. La havle'ye baktığınız zaman burada bir la'un nafiyelil cinsi var ve ismi hemen burada ve mansup. Burada yine bir la'un nafiyelil cinsi var, ismi burada ve mansup. Bu haber ikisinin de haberi sayın hocalar. Yani birinci la'un nafiyelil cinsinin haberi de bu. İkinci la'un nafiyelil cinsinin haberi de bu. Caze fi hadel uslub. Bu üslupta, yani bu tarz bir cümle vurgusunda, yani iki tane la'un nafiyenin tekrar ettiği cümlelerde hamsetu evcu, yani beş farklı tarz, beş farklı kurgulanma mümkün olur. Bunlardan birincisine bir bakalım. İ'malul ula ve thaniye, yani birincinin de ikincinin de amel etmesi ve binahu ismihime alel fet. Malumunuz neydi? Eğer isme müfret olursa feta üzere mebni olacaktı. Buradaki la'un nafiyelil cinsinin ismidir ve feta üzere mebnidir. Kuvvete de yine la'un nafiyelil cinsinin ismidir ve feta üzere mebnidir. Şimdi diyor ki kitabımız, birinci seçenek bu. Yani birinci de amel edecek, ikinci de amel edecek. İkisinin de isimleri feta üzere mebni olacaklar. Hemen bakalım yine aynı örneğimize. La havle ve la kuvvete illa billah. Havle, la'un nafiyelil cinsinin ismidir ve feta üzere mebnidir. Kuvvete, la'un nafiyelil cinsinin ismidir ve o da feta üzere mebnidir. Bu birinci seçenek. Yani ikisini de amel ettirmek birinci seçenek. Gelelim ikinci seçeneğe. İ'malul ula ve binahu ismuha alel feth. Birincinin amel edilmesi, birinci amel edecek ve ismi feta üzere mebni olacak. Ve ilgâhu thâniye, yani ikincisi amel ettirilmeyecek. Ve ref'u ve rufya mâ ba'deha, ve kendisinden sonra gelen ne yapılacak? Dammelenecek. Şimdi bakalım. La havle ve la kuvvete illa billah. Cümle yine aynı ama burada bakın ve la kuvvetun. Çünkü biz burada ikinci seçeneği tercih ettik. Yani birinciyi amel ettirdik. Ve havle la'un nafiyelil cinsinin ismidir ve feta üzere mebnidir. İkinci la'un nafiyelil cinsi amel ettirmedik. Ve o zaman burada ismi, yani müptada, merfu olarak kaldı. Bakın dikkat ediniz. Burası da haberi zaten her ikisinin de. Üçüncüye gelelim. Üçüncü seçenek neymiş bakalım. İ'malul ula ve binahu ismi alel feth. Yine birincinin amel ettirilmesi ve isminin feta üzere mebni olması. Ve ilgâhu thâni, ikinci amel ettirilmeyecek. Ve nusibe mâ ba'dehe, kendisinden sonra gelen mansub olacak. Atfen ala mahalli ismi la'il ula. Evet, bakın çok güzel. Birinci la'un nafiyelil cinsinin isminin mahalline atıf yapılarak İkinci la'un nafiyelil cinsinin ismi mansup bırakılacak. İkinci la'un nafiye amel edilmeyecek. Şimdi gene cümlemize bakalım. La havle ve la kuvveten. Şimdi burada çok daha değişik bir strateji bizler uyguladık. La'un nafiyelil cinsi ismi feta üzere mebni. Buradaki kuvveten ise, sayın hocalarım, buradaki kuvveten la'un nafiyelil cinsinin ismi değil. Buradaki kuvveten atıftır. Nereye? Buradaki havleye. Yani havle yoktur, kuvvet de yoktur anlamında sayın hocalar. Burada ne yaptık biz bunu? Havleye atfettik. Bu yüzden atıf olan şey, atıf olunanla aynı olacağı için buradaki havle feta ise buradaki kuvveten de feta olacak. O yüzden buradaki kuvveteni biz mansup bıraktık. Dördüncü seçenek, ilgâul ula, birincinin amel ettirilmemesi ve rufya mâ ba'dehe, ve kendisinden sonra gelenin dammelenmesi. Ve i'malu thaniye, ikinci amel edecek ve binahu ismi alel feth. Ve ikinci la'un nafiyelil cinsinin ismi de feta üzere mebni kalacak. Ne gibi? La havlun ve la kuvvete illa billah. Burada la havlun derken biz buradaki la'un nafiyelil cinsi amel ettirmedik. Ve havlun burada dammeli kaldı, müptada aslına döndü. Ve la kuvvete derken buradaki kuvvete ne oldu? Amel ettiği için buradaki la'un nafiyelil cinsi ne oldu burası? Feta üzere mebni oldu ve haberleri zaten illa billadır sayın hocalarım. Beşinci seçenek, ilgâul ula ve thâniye. İkisinin de amel etmemesi, yani birinci la'un nafiyelil cinsi de amel etmeyecek, ikincisi de amel etmeyecek. Ve rufiye mâ ba'dehume, İkisinden sonra gelenler de dammelenecek. Yani asıllarına, müptedalarına dönecekler. La havlun ve la kuvvetun.
Şimdi ortalıkta herhangi bir la'un nafiyeli cinsi olmadığı için biz ne yaptık? Bu illa billah kısmını yazmamıza bile gerek yok. La havlun ve la kuvvetun kaldı elimizde sadece sayın hocalarım. Evet. Umarım burayı anladık. Yani tekerruru la'un nafiye konusu güzeldi. İki tane la'un nafiye varsa nasıl okuyacağımıza dair işte birinciyi amel ettirip ikinciyi ettirmeme, yine aynı şekilde ikinciyi amel ettirip birinciyi ettirmeme, ikisini birden amel ettirmeme gibisinden veya ikincinin ismini birincinin ismini atfederek yine mansup bırakma gibisinden 5 tane önemli kural görmüş olduk sayın hocalarım. Şimdi na'tu ismu la'un nafiye lil cins. Yani na'ul nafiye lil cinsinin isminin na'at olması durumu sayın hocalarım. Şimdi şurayı okuyalım daha güzel anlarız burayı. İza kanet olursa la'un nafiye lil cins müstefiyetun li şurut. Yani yukarıdaki şartların hepsini, tabi yukarıdaki dediği şartlar la'un nafiyen amel etmesi için okuduğumuz 6 tane şart. Daha önce okuduğumuz konu. Onları hatırlayalım. 6 şart eğer 6 şartı ihtiva ederse la'un nafiyel cinsi. Thumme daha sonra nu'at ismuha el mufrad. Sonrasında bizim la'un nafiyel cinsinin ismine müfret bir isim naat olursa binaatin caze fi hadha'n na'tu thalathu awja sayın hocalar. Şimdi ben buradan şunu anladım. Kendi adıma söyleyeyim. Bizim la'un nafiyel cinsimiz var. Bunun bir de ismi var. Bizim bu ismimize bir tane naat gelecek sayın hocalarım. Yani şuradaki başlık şu. La'un nafiyel cinsin isminin naatlanması. Başlığımız bu. Yani gerekli şartları taşırsa la'un nafiyel cinsi o ve thumme nu'at ismuha el mufrad binaatin sonra da ismi la'un nafiyel cinsin ismi naatlanırsa ceze fi hazen naat yani bu sonradan gelen cümleye sonradan katılan la'un nafiyel cinsine naat olan o ismin 3 farklı seçeneği mevcut. Şimdi o seçeneklere bakalım. Yani buradan şunu anlayalım. O ismi biz nasıl harekeleyeceğiz? Bakalım. Birinci seçenek. Binauhu alel fethi mislu ismuha. Yani la'un nafiye lil cinsin isminin feta üzere mebni olduğu gibi biz onun naatını da feta üzere mebni bırakacağız. Bu birinci seçenek. Bişartin bir şartla en yekune ismuha mufreden ismi müfret olacak. Ve lem yufassil beynen na'ti vel men'ud bi fasıl. Şimdi ismi müfret olacak demiş. Zaten ismimiz zaten müfret. Acaba burada tesniyeleri falan mı ayırt etti? Bile, ya, anladım. Şimdi dedi ki iki seçeneğimiz vardı hani birkaç sayfa önce okumuştuk. La'un nafiye lil cinsin ismi müfret gelebilir ya da muzaf ya da şibi muzaf gelebilir. Burada diyor ki la'un nafiye lil cinsinin ismi müfret gelecek. Ve naat ile men'ut arasında bir fasıla olmayacak. Buradaki men'ut hangisi? Bizim la'un nafiye lil cinsinin ismi. Naat hangisi? Sonradan bu isme naat olan yani sıfat olan. Bu arada bu naat menut kafanızı karıştırabilir. Naat sıfat demek, menut da mevsuf demek. Bunu da hatırlatalım. Şimdi örneğimizi okuyalım. Fetekulu sen şöyle dersin. La alime mutavadi'a mezmumun. La yoktur ki alime, hiçbir alim yoktur ki mutavadi'a, hiçbir mütevazi alim yoktur ki mezmumun yerilmiş olsun, kınanmış olsun. Tabii ki burada la'un nafiyel cinsi alime ismu la'un nafiyel cins feta üzere mebniyun alel feth mutavadiya ise na'tu alime ya da na'tu ismu la'un nafiyel cins ve o da yine mebniyun alel feth mezmumun ise haberu la'un nafiyel cinsi merfun. Bakın şuna dikkat edin. Bu murat bir kelime ve merfu. Bu mebni bir kelime ve fetha üzere mebni. Burası mebnilik makamı, burası muraplık makamı. Bunu unutmayalım. Mütevadiya ise bizim naatımızdır, sıfatımızdır. Ve tıpkı ismi gibi la'un nafiye lil cinsinin, la'un nafiye lil cinsinin isminin sıfatı da naatı da o da fetha üzere mebni olacak. Birinci seçenek bu. İkinci seçenek, İrabuhu nasben bil fetha muraaten li mahalli ismi la'un nafiye lil cinsi fehuve fi mahalli nasb. Şimdi bakalım. İrabuhu nasben bil fetha. Fetha ile irab edilecek. O naat olan kelime, sonradan gelen kelime fetha ile irab edilecek.
muraaten uygunluk olsun diye li mahalli ismi la, yani la'un nafi lil cinsinin isminin mahalline uygunluk olsun diye biz o gelen ismi de fethalayacağız. Ama dikkat edin bakın, i'rabuhu demiş, yani şurada yaptığımız gibi yapmayacağız. Demin ne dedik? Feta üzere mebni, feta üzere mebni. Bu sefer ne olacak? Burası feta üzere mebni ama burası feta ama mebni değil. Buraya biz ne diyeceğiz? Mutevadiye na'tun mansubun bil fetha. Alime ismula mebniyun alel feth fi mahalli nasb. Burası mebni, bu sefer burası murab olacak. İkinci seçenek bu. Fehuve fi mahalli nasb. Lienne çünkü la tu'melu ameli inne. Çünkü la'un nafi inne amel eder. Örneğimize bakalım. La alime mutevadi'an mezmumun. Dediğimiz gibi mezmumun haberu la merfuun biddamme. Alime ismu la fi mahalli nasb. Mebnun alel feth. Mutevadi'an ise na'tun. Na'tun mansubun bil fetha. Alimenin na'tıdır ve feta ile mansuptur. Mebni değildir. Feta ile mansuptur. Üçüncü seçenek. İrabuhu ref'an biddamme. Damme ile irab edilecek. Muraatun li mahallillâ ma'a ismihâ fe innehuma me'an bi menziletil mübteda fevve merfu. İkinci seçenek, ikinci seçeneğimiz şu. Biz o yeni gelen na'tı dammeleyeceğiz. Bakın şurada olduğu gibi la alime mutavadi'un, biz onu dammeleyeceğiz. Neden? Çünkü la'un nafiye ismiyle beraber o ikisinin konumuna uygun olsun diye. Ve kitabımız bize diyor ki şu la alime cümlemizin müptedasıdır. Mutavadi'un haberidir. Fe innehume, çünkü o ikisi me'an birlikte kullanıldıkları zaman, yani la'un nafiye ve la'un nafiye lil cinsinin ismi birlikte kullanıldığı zaman me'an bi menziletin müpteda ve huve merfu, merfu konumundadır ve onlar müptedadır. Ve kitabımız diyor ki bizler bu sonrada gelen naatı üçüncü seçeneğimizde la'un nafiye ve isminin mahalline uygun olarak dammelememiz lazım. Çünkü bu ikisi nedir? Merfudur, müptedadır. Biz de bunu ne yaparız orada sayın hocalarım? Biz de onu onların bölgesine uygun olsun diye dammeleriz. Bunu böyle kabul edelim. Evet, aynen öyle. Devam edelim şimdi. Emme ancak inkâne ismu la mudafen evşimhi mudaf. Şimdi bu dediğimiz üç kural nerede geçerli? La'un nafi lil cinsinin ismi müfret isim olursa geçerli. Peki müfret isim olmaz da muzaf ya da şibhi muzaf olursa ne yapacağız, ona bakalım. Emme inkâne ismu la'un nafi lil cinsinin ismi olursa, muzaf olursa veya şibhi muzaf olursa ceze caizdir fin na'ti vechen. O zaman bizim na'tta şöyle iki tane yöntem uygulamamız caiz olur. Hemen onlara bakalım. Birincisi en nasbu bil fetha. Birincisi fethayla biz onu mansup yapabiliriz. Ne gibi? La naşide hayrin. Daha doğrusu bunu nasıl okumuştuk daha önce? La naşide hayrandı. Burada hayrin oldu. La naşide hayrin. Hiçbir hayır arayan yoktur ki muhlisan, ihlaslı bir şekilde muhinun, aşağılanmış olmasın. Yani hiçbir hayrı arayan yoktur ki ihlaslı olarak o aşağılanmış olsun. Tarzında burayı irab edebilirsiniz. Şimdi gelelim cümlemize. Burada naşide hayrin. Az önce gördüğümüz gibi bu neydi? Şibhi muzaf. Sayın hocalarım neydi bu? Şibhi muzaf. Böyle bir gerçi naşide hayran dersek şibhi muzaf olur. Naşide hayrin dersek muzaf olur. Evet, muzaf olarak alalım biz bunu. Gerçi muzaf demek de istemiyorum. Tamam, muzaf diyelim, muzaf. La la'un nafi'l cinsi ismi burada muzaf naşide gelmiş. O yüzden mansubun bil fetha. Hayrin muzafın ile mecrur. Ve muhlisan nedir burada? Mansubun bil fetha. Çünkü nedir bu? Naşide hayrinin sıfatı. Sayın hocalar, naşide hayrinin sıfatı na'tun mansubun bil fetha. Muhinun ise nedir? Muhinun haberullah ve merfuun. Tekrar edelim cümlemize. La la'un nafiye lil cins. Naşide ismi ve mansup, bakın mebni değil. Ne zaman mebni oluyor la'un nafiye lil cinsinin ismi? Müfret bir kelime olursa. Burada ne? Muzaf.
muzaf olduğu için mansubun bil fetha, hayrın muzafın ile mecrurun bil kesra, muhlisan naat mansubun bil fetha, muhinun haberula merfun bil damme. Bu birinci seçenek, yani bizim o naatı mansuplayabiliriz. İkinci seçenek merfuluyabiliriz. Ne gibi? La naşide hayrın muhlisun muhinun. Burada la laun nafi lil cins naşide. İsmu laun nafi lil cins mansub. Hayrın muzafın ile mecrur. Muhlisun naatun merfun. Neden burada merfu? Çünkü bunun aslına, yani şuranın aslına riayet ettiği için muhtemelen merfu. Demin şurada söylediğimiz gibi. Muhinun ise haber ve merfu gelecek. Laun nafi lil cinsin haberi. Bakın unutmayın, şu tek başına haber değil. Bunun haberi. Burada da yine bunun haberi. Ona dikkat edelim. Şimdi diğer bir konumuz el me'atufu ala ismi la'un nafi'l cins. Yani la'un nafi'l cinsinin ismine atıf yapılmış. Bakalım ne yapacağız? O atıf yapılan kelimeyi biz ne yapacağız? Hemen ona bakalım. İza utife ala ismi la'un nafi'l cins ismun ahar. Eğer la'un nafi'l cinsinin ismine başka bir isim, ismun ahar, başka bir isim atıf yapılırsa caiz caizdir fil me'atuf en nekira. Yani nekre olan. Şöyle diyelim. Evet, şurayı bir kere daha alalım tekrarını. İza utife ala ismi la'un nafi'l cins ismun ahar. Eğer la'un nafi'l cinsinin ismine başka bir isim atıf edilirse caze fil ma'tufu en nekre. Yani nekre olan o ma'tufta caizdir. Ney? Vecihen iki yöntem caizdir. Burada dikkat etmemiz gereken nokta nedir o zaman? Bizim ma'tuf olan kelimemiz de nekre bir kelime olacak. Ne gibi nekre? La'un nafi'l cinsinin ismi gibi, o da nekre bir kelime olacak. Bu durumda iki tane yöntemimiz var. Birincisi, en nasbu bil fetha, onu fetha ile mansup yapabiliriz. Atfen atfederek, ala mahalli ismi la el mebni. Yani mebni olan, la'un nafi'l cinsinin isminin mahalline atfederek biz o kelimeyi de fetha ile mansup yapabiliriz. Ne gibi? La haya'e ve riya'en muctemi'an. Yani haya ve riya muctemi'an, yani toplanmış değillerdir. Yani haya ve riya bir arada toplanmaz anlamında bir cümle. Gerçekten de öyle. Bir insanda hem aynı anda riya hem de aynı anda haya olması çok mümkün değildir aslında. Şimdi bakalım. La, la'un nafiyelil cins. Haya, ismu la'un nafiyelil cins. Mebniyun alel feth fi mahalli nasb. Ve vav atıf, atıf harfi. Riyaen, ma'tufun ala haya'e. Ve mansubun bil fetha, muctemi'an. Haberu la'un nafi'l cins merfu'un bil elifi niyabeten anid damme. Evet, buranın irabını sevdiniz galiba. Bir kere daha irab edelim. La la'un nafi'l cins mebni haya'a ismu la mebniun alel fet fi mahalli nasb ve vavul atıf riya'en ma'tuf ala haya'a mansubun bil fetha muctemi'an haberu la'un nafi'l cins merfun bil elfi niyabeten anid damme liennehu müsennam. Bu birinci seçenek. Yani ma'tuf olan, atfedilen kelimeyi mansup yapabiliriz fethayla. İkinci seçenek erref'u bid damme. Dammeleyebiliriz onu. Merfu kılıp dammeleyebiliriz. Atfen atfederek ala mehalli la me'a ismihe fehume fi mehalli müpteda merfun. Evet. Biz bu sefer ne yapacağız? O atfettiğimiz kelimeyi la'un nafi'l cinsin ismini atfetmeyeceğiz. Hem la'un nafi'nin kendisine hem de ismine beraber bu ikisinin konumunu atfedeceğiz. Ve bu ikisi de aslında müpteda olduğu için bu sefer ne oldu? Müpteda olan, yani merfu olan bir şeyi atfetmiş olduk. O yüzden bizler matufumuzu da dammeleyeceğiz. Ala mahalli la me'a ismihe, la'un nafi'e ismiyle beraber ikisinin mahallini atfedeceğiz. Fehuma fi mahalli müpteda, merfu ikisi, merfu olan müpteda mahallindedir. Vel me'atufu, ma'tuf olan yeni atfettiğimiz kelime de, alel merfu, merfu misluhu. O da merfu olacak, tıpkı diğerleri gibi o da merfu olacak. Bakalım, la hayâhe ve riyâun müctemi'an. Aynı, mana aynı sayın hocalarım, mana aynı. Sadece râci'lar,
Sadece raciler değişik. Yani bunun damme olmasının sebebiyeti farklı, bunun mansup olmasının sebebiyeti farklı ama ikisinin anlamı da aynı cümlelerin. Şimdi la laun nafiyelil cins mebni haya ismu laun nafiyelil cins mebnun alel feth fi mahalli nas ve vavul atıf riyaun ma'tuf ma'tufu ala la ve ismihe merfun bi damme muçtemiyen haberu la merfun bil elifi niyabeten anid damme diyebilirsiniz buraya da. Gördüğünüz gibi eğer bizim laun nafiyelil cinsimizin ismine başka bir nekire isim atıf edilirse onu biz ya mansuplarız la'nın ismini atfederek ya da biz onu merfularız la'nın ve isminin mahallini atfederek onların mahalli de müptedadır merfudur o yüzden biz bu atfedilen ismi de ne yaparız merfularız. Ve la'un nafiyelil cins ile alakalı son konumuz hasfu haberu la'un nafiyelil cins yani la'un nafiyelil cinsinin haberinin hasfedilmesi. Ve yuglebu genellikle el hasfu ala haberu la yunafiyelil cinsi genellikle la yunafiyelil cinsin haberi hasfedilebilir. Ama ne zaman? İza kânu ma'lûmen biliniyorsa bi karînetin tedullâ aleyh yani kendisine delalet eden bir karîne vasıtasıyla biliniyorsa eğer bizim la yunafiyelil cinsin haberi o zaman biz onu hasfedebiliriz. Hâzihil karîne bu karîne nasıl bir şey olabilir? Mislu cevabike ala suel men se'eleke. Birisi sana şöyle bir şey sorduğunda ona verdiğin cevaptaki gibidir karine. Ne gibi? Hel min raculun adam var mı? Fil cam üniversitede adam var mı? Biz ne demişiz? Fetucibu sen şöyle cevap versin. La racule. Sen sadece la racule dersin. Birisi sana sordu ki üniversitede adam var mı? Sen dedin ki la racule. Hayır yok. Hayır adam. Aslında burada sen ne dedin? La racule fil camiye. Bak sen burada fil camiye haberini hasfetmiş oldun. O zaman irab edelim cümlemizin aslını şuraya yazalım. La racule fil camiati. La laun nafiyelil cins. Racule ismu la. Mebnun alel feth fi mahalli nasb. Fil camiye haber fi mahall ref haberu la fi mahall ref çünkü şibi cümledir. Fi harfi cer el camiye mecrurun bi fi ikisi birlikte fi mahall reftir çünkü haberu la'dır bunlar. Böyle, bu şekilde yani sen sadece la racule dersin la unna felil cinsini ve ismini söylersin haberini söylemezsin. Neden? Çünkü cümlede zaten camiye geçmiş yani adam sana nerede olduğunu sormuş. Üniversitede diye söylemiş. O yüzden bir daha cevapta üniversite demene gerek yok. Veya şöyle mislu kavlike la be'se. La be'se yani zarar yok. Ve la daire yani zarar yok. Ey aleyna. Yani sen la be'se derken şunu demek istiyorsun. Yani. Mesela birisi sana her şey yolunda mı dese sen ona la be'se dersin. La daire dersin. Aslında demek istediğin şu. La be'se aleyna. Veya la daire aleyna. Burada yine aleyna haberdir. La unna fe'lil cinsin haberidir. Ve ala harfi ceri ve na zamirinden oluşmuştur. Yani şibi cümledir. Fi mahalli reftir. La unna fe'lil cinsin mebni. Be'se ismu la mebnun ala fet fi mahalli nasb. La unna fe'lil cinsin yine mebni. Daira ismu la o da mebnun ala fet fi mahalli. Tabi bunun ayrı ayrı cümleler sayın hocam. La be'se aleyna bir cümle. La daira aleyna bir cümle. Veya la ilahe illallah dediğimiz gibi bakın. La ilahe illallah. Burada da neymiş bakın dikkat edin. La laun nafiyelil cins. İlahe ismu ila ismu la mebnun el fet fi mahallinas. Burada da biz bakın me'budunu atlıyormuşuz sayın hocalarım. Biz burada me'budunu atlıyormuşuz. Yani me'budun burada hasfedilen bir habermiş onu da yazalım. Me'budun haberu la merfum biddamme. İllallah burası da istisna sayın hocalarım. İlla harfi istisna, Allah lafzı burada istisna, müstesna minhu da me'budunmuş burada. Onu da öğrenmiş olduk burada kitabımızın verdiği güzel örnek sayesinde. Haysu şöyle ki, huzfel haber ve huve me'budun liddelaleti sarihati aleyh. Yani la ilahe me'budun yani tapılacak ilah yoktur anlamında.
Yani bu tabii ki manadan li delaleti sarıyatı aleyh. Yani şu mananın la ilahe dediğiniz zaman zaten bunun delaleti açık olduğu için, tapılacak başka bir şey olmadığı aşikar olduğu için burada me'budun yani karinenin mevcudiyeti sayesinde burada me'budun haberini hasfedebiliyorsunuz. Ve yura bu lafzu celal Allah bir refi bedelen minet damire fil haberin mahzufu me'bud. Yani burada kitabımız Allah lafzına bedel diyor. Tabii bedel olarak da kullanılabilir ama istisna da yapılabilir sayın hocalar. Aslında istisna yapılamaz sayın hocalarım. İstisna yapılamaz. Çünkü istisna nasıl diyelim? Cüz'ün bir bölümü. Evet, burası bedel çok daha uygun. Çünkü istisna cüz'ün bir bölümünde olur. Burada tapılmanın cüz'ünden bir bölüm değildir haşa Allahu Teala. Tektir. O yüzden doğru. Burada istisna olamaz. Burada biz ona bedel diyelim. Aynen öyle. Ve yura bu lafzı celal Allah lafzı burada irab edilir bir ref ile merfu olarak bedelen mined damir fil haber el mahzuf ma'bud. Yani ma'budunun içindeki zamirden bedel olarak burada Allah lafzı celali bedel olarak merfu gelir diyor kitabımız. Evet sayın hocalarım. Bu şekilde yine zor konulardan birisiydi ve bu videoyu atlayıp diğer konuları kaydetmiştim 23-24'e kadar. İnşallah arada şimdiki boşluğumuzu da gidermiş olduk. Yine aklımıza takılan yerler olursa, kişisel hatalarım olursa her zaman bana bildirmenizi rica ederim. Çünkü dediğim gibi ben bir hoca değilim. Ben bir yerde öğretmen de değilim. Ben de sizler gibi bir öğrenciyim. Muhtemelen sınıf arkadaşıyız sizlerle. Kendi bilgilerim çerçevesinde anlatmaya çalışıyorum. Anlatımımı da beğendiğinizi biliyorum. Ve gücümün yettiğince anlatmaya devam edeceğim. İlla ki ufak tefek hatalarım olacak. Bunları bildirmenizi sizlerden rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. İnşallah diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar diliyorum.